Selamünaleyküm kardeşlerim. Şimdi sizlere çamaşır makinelerinde, özellikle programlarda hangi programda hangi çamaşırları nasıl atacağınızı söyleyeceğim. Genelde bazen çamaşırlarda sabit bir program kullanılıyor. Halbuki aslında 7-8 veya 10'a yakın seçeneğimiz var. Her markada da farklı yerlerde, boyutlarda düğmeler olabilir ama ekseriyette beyaz eşya üreticileri genellikle bu programları, yani bu program dizilimini kullanıyorlar. Öncelikle pamuklu programdan başlatalım. Özellikle pamuklu programı her çamaşır makinesinde olan bir program. Pamuklu programda hangi çamaşırları atacağız onu söyleyeceğim size. Pamuklu programımızda atacağımız çamaşır türü adından da anlaşılacağı gibi pamuklu çamaşırlar. Özellikle işte nevresim takımları, çarşaf, havlu, bornoz, böyle iç çamaşırı, bu tarzda çamaşırlarınızı bu programda atacaksınız. İkincisi sentetik programımız. Sentetik programımızda da özellikle gömlek, bluz, böyle sentetik pamuklu kırışımı gibi programlar kullanabilirsiniz. Bazen perde programı olmayan makinalarımızda da perdelerinizi sentetikte atabilirsiniz. Ama perde programımız varsa zaten adından da anlaşılacağı gibi perdeleri o programda atacaksınız. Bir de sentetikten sonra karma programımız var. Bu karma da özellikle pamuklu ile sentetik karışımı çamaşırlarımız varsa karma programına aynı anda atılabilir. Gömlek adından da yine anlaşılacağı gibi gömleklerimiz, yani özel bütün gömleklerinizi burada biraz daha yıkama performansını değiştirerek gömlekte daha etkin yıkama yapılabilir. Koyu renkliler, özellikle bu koyu renkli veya renginin solmasını istemediğiniz çamaşırları yıkamak için kullanılır. Burada da özellikle koyu renkler için sıvı deterjan öneriyoruz. Eğer bu programı kullanan kardeşlerimiz varsa özellikle toz değil de sıvı deterjan, renginin solmaması için sıvı deterjan önerilebilir. Yünlü yıkama adında yine anlaşılacağı gibi özellikle kazaklarımızı, yünlü çamaşırlarımızı bu programda yıkayacağız. Elde yıkama, mesela mağazadan aldık, özel etiketi vardır orada, elde yıkayınız diye. Böyle çamaşırlarımız varsa bu programda yıkıyorsunuz. Hatta böyle tambur hareketi böyle yavaş döner, yani fazla dönmez, böyle beşik gibi yıkar. Başka hangi programlarımız var? Mesela hızlı ve hızlı günlük çamaşırlarımızı, bunlarda da kısa yıkamaları, bunlarda da kullanabilirsiniz. Şurada bahsedeceğim bir programda hijyen yıkama. Hijyen yıkamada da özellikle bebek çamaşırlarını, özellikle bebek çamaşırlarımızı burada hijyen yıkamada 90 derecede yıkayabilirsiniz. Şurada da hassas yıkamamız var. Bu makineye özel bir makine. Başka makinelerde de olabilir. Burada da çok hassas, yine aynı elde yıkamadaki gibi çok hassas çamaşırlarınız varsa burada ara sıkmalar var mesela. O ara sıkmaları iptal ediyor makine, sıkmıyor. Böyle çamaşırlarınız varsa bu programları da kullanabilirsiniz. Ama özellikle en çok kullanacağımız, ekseriyetle özellikle adından da anlaşılacağı gibi pamuklu programımı çok kullanıyoruz. Bu programları çamaşırınızın türüne göre kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.